Peki, polisle ortaklık yapmadığını nereden bileceğiz? Ya da yapmayacağını? Nasıl yani? Çok açık. Bizi satmayacağını nereden bileceğiz? Zimmetine para geçiren bir adam polise de gider rahat rahat öder. Beni buraya siz çağırdınız. Ben sizi bulmadım. Evet, annem öldüğünde 8 yaşındaydım. Üzülemeyecek kadar da küçüktüm. Babam hakkında da iyi biri olduğunu söyleyen hiç kimseye rastlamadım. Aslanım, sakin. Matematiğe gelince rakamlarla aram iyi değil. Evlilik meselesi de karımın babasından kurtulmak için beni kullandığını anlamam biraz geç oldu, evet. Ama ben oğlumu geri alabilmek için bir işe ihtiyacım var. Buraya da sadece bunun için geldim. Sen ayaklı nefes alan bir trajedisin. En azından bir hikayem var. Peki ne lazım? Ne için? Oğlunu almak için. Velayet davası açmam lazım. Tabii onun için mahkemeye oğluma bakabileceğimi ispat etmem lazım. Onun için de bir işimin olması lazım. O işi beğenmiyor musun? Hakime anlatmanın bir yolunu bulursak beğeniyorum tabii. Yani Sema seni bizim otellerden birinde çalışıyor gösterir. Gelirim de ona göre ayarlar. Velayet davalarında becerikli bir avukat arkadaşım var. O da yardımcı olur. Gerçekten mi? Yani ben şimdi Sinan'ı geri alabilir miyim? Aslanım rahat ol. Artık Bahri Umman'ın yanındasın. Burada ipten bile adam alırız. Çok sevindim. Sağ olun. Hadi bakalım. Aramıza tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Baba benim bir işim var da çıkmam lazım. Tamam. Baba müsaaden olursa bizim de ufak bir işimiz var. Hayırdır? Önemsiz bir mesele, halledip gelelim. İyi tamam, hadi gidin. Ha Sefer. Buyur baba. Poyraz da sizinle gelsin. Hem alışır biraz. Sen nasıl istersen baba. Gel bakalım. Poyraz.